Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Ben Bünyamin Kara. Evet, bugün sizler için orta segment telefonların yeni gövdesi olan Huawei P9 Lite'i inceleyeceğiz. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Elimizdeki cihaz P9 değil, P9 Lite modeli. İsterseniz P9 ailesinin en yeni, en küçük ellerinden birisi olan P9 Lite modelini incelemeye başlayalım. P9 Lite fiyat performans anlamında Huawei'nin en önemli akıllı telefonlarından bir tanesi. Türkiye'de akıllı telefon pazarında Huawei P9 Lite'a 1100-1300 TL arasında bir fiyata sahip olabilirsiniz. P9 Lite'i elimize alıp incelediğimizde abilerine benzediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun sadece kenar kısımları alüminyum. Bence telefonun kenarı dahi olsa alüminyum kullanılması telefona ayrı bir hava katmış. Arka tarafına göz attığımız zaman tek kamera görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi P9 ve P9 Plus'ta çift kamera kullanılmıştı. Kameranın hemen altında ise parmak izi okuyucuyu görüyorsunuz. Telefon oldukça şık dizayn edilmiş. P9 Lite 7,5 mm bir inceliğe ve 147 gram bir ağırlığa sahip. Telefonun ön yüzüne göz attığımızda ise 5.2 Full HD çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. P9 Lite'ın arayüzüne göz atacak olursak çok sade ve çok akıcı Huawei'nin kendi arayüzü. Android 6.0 ile geliyor. Muhtemelen yeni güncellemeleri de alacaktır. Arayüz gerçekten çok sade ve çok kolay. Bir Apple havası var diyebilirim. Siz de kullanmaya başladığınızda fark edeceksiniz zaten. Telefonda parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. Bir detaya daha değinmek istiyorum. Parmak izi okuyucusunu touchpad olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bildirilmediğini aşağı yukarı çekebiliyorsunuz. Fotoğrafları sağa sola kaydırabilirsiniz. Telefonun alt kısmına göz attığımızda iki tane hoparlör varmış gibi gözükse de bunlardan sadece bir tanesi hoparlör, birisi mikrofon. Tek hoparlör olmasına istinaden ses performansı oldukça başarılı. Ön kamerası 8 megapiksel, arka kamerası 13 megapiksel. Arka kamera ışığın olduğu ortamlarda oldukça başarılı diyebilirim. Gece performans için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Işığın azalmaya başladığı ortamlarda istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Modları görüyorsunuz. P9 Lite'in kamera performansları birçok telefona göre oldukça başarılı. P9 ve P9 Plus modellerinde olan kamera modları Lite modelinde de mevcut. Performansına değinelim. HiSilicon Kirin 650 işlemcisi. Bu işlemci Huawei tarafından tasarlanıp üretilmekte. Sizin de bildiğiniz gibi kendi işlemcisini üreten firmalar şu anda en iyi noktada. P9 Lite işlemci olarak 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Telefon içinde 3 GB RAM bulunmakta. Şunu da söyleyeyim, 2 GB RAM'li versiyonlar da var. Bunu alırken mutlaka dikkat edin. Aynı zamanda telefon 16 GB dahili hafızayla geliyor. AnTuTu test sonucuna göz attığımızda yaklaşık 53.000'lik bir skor oluyor. Açıkça söylemek gerekirse bu segmentteki bir telefon için oldukça yüksek diyebilirim. P9 Lite'ın pil performansına göz atacak olursak 3000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Normal kullanımınızda bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Pil konusunda en büyük dezavantajlarından birisi hızlı şarj desteğinin olmaması. Huawei P9 Lite bu fiyattaki, bu segmentteki en donanımlı ve çok şık bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni inceleme videolarımız için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni inceleme videoları ile görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.